bir değer bassam. Hepsinde aynı şey olsun. Printf. Nokta nokta result ve bu A karakterini bassın. Bu printf result ve B karakterini bassın. Bu da new line'da bak hepsinde. Bu da printf bilmem ne. Bu da C karakterini bassın. Tamam? Anlaşıldı mı? Bu result'ı basacak. Result diyelim 0 A diyecek. Burası result arttı ya. Bilmem kaç B diyecek. Bu da bilmem kaç C diyecek. Şu üç satırı farkını anlayabilmek için ABC koydum. İsterseniz satırları 1, 2, 3 koyun. ABC koyun. Farklı etkilemesi lazım. Hangisini bas. Şimdi 5 için tekrar baksak. Ekranda ne göreceğiz? Aslında bir de N değerini mi bastırsak? N değerini de bastıralım. Değil mi? Bir de N bak. Nokta nokta. N, result ve A'yı basıyoruz. Tamam. Result'ı 0, N'yi görüyoruz. Başta result'a 0 verelim ve 0 bassın, değil mi? Düzgün result'ı bastırması için. Doğru, haklısın. Burada atama yaptığım için çok büyük problem yoktu ama printf yazınca result'ın initial değerine ihtiyacım oluştu. Tamam, problem var mı? Neyi bastırdım? Şimdi bakalım. 5 için çalışmaya başlıyor. Geldi buraya. Buraya gelecek çünkü şuraya gelmeyecek, buraya gelecek. N'in değerine 5 yazacak. Result'ı yazacak, 0 yazacak ve A yazacak. Değil mi? Sonra şunu çağıracak. Şu çağırmayı yapacak. Şu printf'den önce şu çağırmayı yapacak. Bu çağırmayı yapınca o çalışmaya başlayacak. Önce şunu yazacak. 4, 0, A yazacak. Değil mi? Çok fazla olacak ya. Sonra 3 için yazacak. 3, 0, A yazacak. Değil mi? Sonra 2, 1 için 1. 2 için bir şey yazmayacak. 2 buraya girmiyor ki. 2 buraya girmiyor. 2 buraya girmiyor ki şuradan dönüyor. 2 ile alakalı bir şey yazmayacak. Böyle yaparsan. Şuraya da yazarsan bir şey yazabilir ama. Olmasın. Biraz daha az olsun ya şuraya yazacağım değerler. Değil mi? Sonra 3. 2 için result aldı. Şuraya bir şey yazacak. Ne yazacak? Hala 3 diyeyim. Bir şey yazmayacak. Result'ın değeri değişti, 1 oldu ve B satırındayım. Şuraya yazdım. Sonra tekrar çağıracak. Bunun için de bir şey yazmayacak. Bu da 1 için çağırdı. Ondan sonra şunu yazacak. 3, 2, C satırı olacak. Değil mi? Görebiliyoruz değil mi bunların olacağını? Sonra 3 bitecek. Aslında şunun için çağırmıştık 3'ü. 4 için şu yazılacak. 4. Değer return etmiştir. 2 result'a şey attığı için B'yi yazacak. Değil mi? Ondan sonra tekrar çağıracak. 4-2, 2 için. O da bir şey print etmiyorduk. O yüzden bir şey print etmeyecek. Tekrar bunu yazacak. Değil mi? 4. Bu sefer 3 C'yi yazacak. Görebiliyoruz değil mi nasıl gideceğinizi? Devam edeyim mi? Evet, gerek yok. 3 aşağı 5 yukarı. Biraz öncekini daha şey bir şekilde printf'lerle isterseniz üzerinden geçebilirsiniz. Hangisi ne zaman ne yazıyor? Görebilirsiniz. Evet. Şunlardan bahsetmiyorsun değil mi? Şunları siliyorum. Şu printf'te silebilir miyim? Tamam. Karışıyor çünkü. Şu kol tekrar baştan başlıyor tabii. A'ları bir daha yazmıyor. Tabii yazacak. Orada yazmıyor. Burada yazmadık çünkü 3 için şu kol 1'i çağırıyor. 1 de herhangi bir şey print etmiyor. Sadece şunu yapıyor. 4 için de bu kol 2'yi çağırıyor. 2 bir şey print etmiyor. Şimdi devam edersek 5'e geleceğiz. Şimdi ne yaptık? 5, 4'ü çağırdı. 4 de burada return etti. Tamam mı? Şimdi 5 için şunu yazacağız. 5, 3, B olacak. 5 için şurada 3'ü çağıracak. O zaman yazacağız işte. 3, şuraya geldiği zaman 0, A yazacak.
Sen... Şurası 5-4 B değil mi? 5-3 B yani. 3'ü iken etti ya 4. Onu hesap ettik. 0 A olacak. Tamam mı? Şunun da aynısı gelecek buraya. Sonra 3, 1, B olacak. Tamam mı? Sonra 3, 2, C olacak. Bir tane edince artıracağız. Şu oluştu artık 2. Artıracağız. 5 olacak. Şunu yazarken de 5, 5, C'yi yazmış olacağız. Tamam mı? Yani burada şurada bir şeyler print etmiş olsaydı şurada. Onlar da görünecekti. 2 ve 1'in görünmemesinin sebebi şurada bir print out yok. Şunu da print attırın hepsi. Tamam mı? Güzel. Sıkıntı var mı? Başka? Bunu da tamamlamış olduk. İmzalamayan var mı? Hep bir yerlere gitmeyi, bir yerlere atlıyoruz ama. Tamam. Anlamayan var mı? Sorusu olan var mı? Devam ediyoruz. Yoksa devam ediyoruz. Faktöriyeli konuştuk. Şimdi şunları sileyim de. Biraz önce yazdığım faktöriyel hesabını hatırlayın. Faktöriyel hesabı neydi? Integer faktöriyel integer n'i alıyor. If n sıfır eşitse return 1, else result'ı kullanayım ya. Integer result. Result 1 olsun. Else result n çarpı faktöriyel n eksi 1 şeklinde yazmıştık. Return result. Değil mi? Şey buydu. Kod buydu. Şimdi buraya baktığınız zaman şey şekli, yapılış şekli şöyle. Fonksiyonun sonuna geliyorum. Recursive call yapıyorum. N'le çarpıp çıkıyorum. Return ediyorum. Hep şu fonksiyon çağırma işin sonunda. Yani aslında şöyle. Bir döngü var. Bir şeyler yapıyorum. Sonuna gelince tekrar dönüyorum. Aynı şeyleri tekrar ediyorum. N-1 için. Sonuna geliyorum. Dönüyorum. Bu sefer N-2 için tekrar ediyorum. Sonuna geliyorum. Başına dönüyorum. N-3 için tekrar ediyorum. Öyle değil mi? Burada. Hep en sonunda. Ama buraya baktığın zaman... Bir tane burada var, bir tane burada var. Sadece en sonda değil. Şu aralarda printf'ler de yapabiliriz belki. Tamam mı? Sonda değil. Şöyle sonda olanları iteratif yazmak çok kolay. Eğer sondaysa. Bunun gibi. Nasıl iteratif yazacaksın? Şu aslında şunları yap, dön demek değil mi? O zaman bir for döngüsü ne zamana kadar? Sıfır olasıya kadar dönecek. Şunu iteratif hale getirmek, bu tip kodları iteratif hale getirmek çok kolay. İşte sıfır olasıya kadar dönecek. While n not equal to sıfır veya büyüktür sıfır diyebilirsiniz. Tamam. Ve yapacağı iş bir şeyle değerle n'i çarpmak değil mi? Şuraya da onu ifade edersiniz. Fonksiyonu yazarsınız. Ama burada gördüğünüz gibi açılma var. Yani 5 için önce 4'ü çağırıyoruz, sonra 3'ü çağırıyoruz. Bu bundan sonra olacak ama şunu çağırdığımız zaman önce bu da 3'ü çağırıyor, sonra 2'yi çağırıyor. Bunu çağırdığımız zaman sonra 2'yi çağırıyor, sonra 1'i çağırıyor. Bu ne yapıyor? Bu direkt return ediyor. Bu ne yapıyor? 2'yi çağırıyor, 1'i çağırıyor. Bu fonksiyonların çalışma sırası ne? Çağrılma sırası. İlk önce hangisi çağrıldı? Bu çağrıldı değil mi? İlk önce bu çağrıldı. Sonra hangisi çağrıldı? 4 çağrıldı. Sonra şu 3 çağrıldı. Sonra bu çağrıldı. Değil mi? Bakın bundan sonra bu çağrılmadı. Bunun içerisinde bu çağrıldı. O yüzden bu daha önce çağrıldı. Sonra bu çağrıldı. Sonra bu çağrıldı. Sonra bu çağrıldı. Bu çağrıldı. Bu çağrıldı. Tamam? Peki ilk return eden fonksiyon hangisi?
4'teyim. Şu ilk ritörden değil mi? Ritörden bu çağırma sırası, bu da ritör sırası. Bu 1. İlk ritörden bu. İkinci ritörden bu. Bu 2. Üçüncü ritörden bu. Bu ritörne diyor. Bu ikisi bittikten sonra bu ritörne diyor. 3. Sonra bu ritörne diyor. 4. Bu ikisi bitince bu ritörne diyor. 5. Sonra bunlar çağrılıyor. Bu 6, bu 7, bu 8, bu 9. Çağrılma sırası ve return sırasını anladınız mı? Fatura. Burada ise çok daha basit. İşte 5 için, 4 için, 3 için, 2 için, 1 için çağrılıyor, sonra return ediyor. 1 return ediyor, 2 için, 3, 4, 5 return ediyor değil mi? Şu fork, şu kodda. Şöyle lineer bir yapı var. Burada ise biraz daha karmaşık. Şöyle bir yapıyı çok rahat bir şekilde iteratif yazabiliyorsunuz o yüzden. Bu. Yani bu gidiş geliş aslında biraz önce söylediğim aynı şeyi değişik değerler için tekrar etmekle aynı şey. O yüzden bunları iteratif yazmak kolay. Bunu iteratif yazmak çok kolay değil. Genelde eğer birden fazla recursive call varsa İterative çevirmek çok kolay olmuyor. Çevirebiliyoruz gene. Ama şu anda siz onu bir miktar sona bırakın. Sizin çevirmeniz zor. Ama direkt kodu çevirmezsem, biraz mantığına dikkat edersem neydi? 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 diye devam etmiyor muydu? Ben eğer şu 13'ü bulacaksam önce şu birlerden başlarım. Ondan sonra bunları toplayıp 2'ye elde ederim. Şu x'ini tutarım. Sonra bunları toplayıp şunu elde ederim, bu x'ini tutarım. Sonra bunları toplayıp bunu elde ederim, bu x'ini tutarım. Sonra bunları toplayıp bunu elde ederim, bu x'ini tutarım. Bakın iki iteratif. Tamam. İki tane değer tutacağım. A ve B diyelim. A ile B'yi toplayacağım. Tamam. B'yi atayacağım ama aynı zamanda B'yi de A'ya atayacağım. Nasıl yaparım bunu? Temple yaparım. Bunu temple atarım. Tamam mı? Ondan sonra A'ya B'yi atadıktan sonra B'ye de temple atarım. Değil mi? Şu 3 atamayı yaparsam bu A, B bu değerlerken bir sonraki iterasyonda bu değerli olur. Bir sonraki iterasyonda bu da olur. Bir sonrakinde bu olur. Bir sonrakinde bu olur. Bir sonrakinde bu olur. Tamam mı? Başlangıç değerini A, B'nin. A'ya başlangıçta 1 atasam, B'ye başlangıçta 1 atasam, tamam mı? Kaçıncı değerler bunlar? 1 ve 2. Yani enimde 2 şu anda. Değil mi? Veya döngü içerisinde 3'ten başlayarak bir for döngüsü içerisinde 3'ten olmaz artık. C yazalım. I küçüktür, eşittir, enken artı artı i ile dönüp şu işlemi yapsam tempe a artı b'yi atan a'ya b'yi atan b'ye de t'yi atan döngüsünü yapsam şuraya geldiğim zaman b'yi return edebilirim değil mi? B değeri n değeri için doğru değer. 2 için de doğru değer. Yani şu anda başlangıçta 2 dese şuraya hiç girmeyecek. B'yi return etsem olur değil mi? Evet. 1 için o da buraya girmeyecek. B'yi return etsem gene doğru. Değil mi? Yani bir integer iteratif Fibonacci integer n alsa şunu yapsa burada da return b desem tabii ki şurada integer a'ya, b'ye, t'ye bir de i'ye mi ihtiyaç var? Şöyle bir fonksiyon yazsam, iteratif Fibonacci sayılarını hesaplar değil mi? Problem var mı? Hangisi daha verimli hocam? Bunu direkt iteratif hale getirmedim. Bunu direkt iteratif hale getirmedim. Şu seriyi iteratif oluşturmaya çalıştım. Tamam mı? Bu seri aslında recursive bir seri. Ama iteratif nasıl oluştururumu düşündüm.
ve yeni bir algoritma oluşturarak bunu oluşturdum. Şu algoritmayı direkt iteratif hale getirmeye çalışmadım. Hani biz şey yapıyorduk, bir şey içerisinde, bir string içerisinde S karakteri kaç kere geçiyor dediğim zaman hemen iteratif algoritma aklınıza geliyor değil mi? Ama biz o iteratif algoritmayı recursive yapmadık. Biz ne yaptık? Biz recursive bu problemi nasıl çözerim diye yeni bir algoritma tasarladık. Dedik ki şunu çözsem, bunun için S kaç tane bulsam, ona bir ekleyeceğim veya eklemeyeceğim dedik. Bu yeni bir algoritma arkadaşlar. Recursive olan yeni bir algoritma. Ve biz bu algoritmayı recursive olarak programladık. Tamam mı? İteratif algoritma ile recursive algoritma birbirinden tamamen farklı. Anlaşıldı mı? Burada da şu recursive algoritma, bu iteratif algoritma birbirinden tamamen farklı iki algoritma. Tamam mı? Bunu recursive düşünerek, bu seriyi recursive düşünerek programladık. Bu seriyi iteratif düşünerek bu programı yazdık. İki farklı algoritma. Yani siz iteratif düşünerek recursive algoritma yazamazsınız. Siz iteratif düşünmeye çok alıştınız, evet, dönem başından beri. Bu düşünme tarzını değiştirmezseniz recursive algoritma yazamazsınız. Recursive düşünmeye başlamanız lazım. Bu problem, bu problemi çözmek için alt problemler neler? Bu alt problemler tabii ki aynısı olması lazım. Bu problemli alt problemleri çözersem orijinal problemi nasıl çözerim? İşte toplarım falan filan. Recursive düşünmeniz lazım. O zaman sadece recursive algoritma yazabilirsiniz. Şimdi senin soruna dönelim. İki tane algoritma var elinde. Sonuç olarak aynı şeyi hesaplıyor değil mi? Bu iki algoritma aynı şeyi hesaplıyor. 5 girsem ikisi de bana ne döndürecek? 5'i döndürecek. 6 girsem ikisi de 8'i döndürecek. 7 girsem parametrik olarak ikisi de 13'ü döndürecek. İkisi de iki algoritma da doğru. Peki hangisi hızlı döndürecek? Lütfen deneyin. Lütfen lütfen yalvarıyorum deneyin. Ve görün. Bu ikisinin arasında çok büyük fark göreceksiniz. Şu algoritma mesela N'e 20 verin, şunu çalıştırın. Bir de 20 verin, bunu çalıştırın. Bu hemen cevap verecek. Bu ise bayağı bir bekleyecek. 20 için olmayabilir, 30 verin o zaman bekleyecek. Bu hala 100 derseniz bile anında cevap verecek. Bu veremeyecek. Şimdi bu ikisi arasında böyle bir fark var. Bir de Fibonacci için, Fibonacci değil de şey için, faktöriyel için iki tane algoritmadan, koddan bahsettik değil mi? Bu diyelim recursive, bu iteratif. Bu iteratif, bu da faktöriyel recursive. Bunları da yazdık değil mi? İkisini de yazdık. Veya rahatla yazabiliriz. Peki bu ikisi? Bu ikisinin arasında bu kadar fark göremeyeceksiniz. Bu da recursive, bu da iteratif. Bu ikisi de siz 40 de verseniz, 50 de verseniz, 60 de verseniz anında size sonuç verecek. Anında verecek. Lütfen bunları da yazın. Zaten çok büyük değerlere çıktığınız zaman ikisi de saçmalayacak çünkü değerler hızla büyüyor. Fibonacci sayıları da çok hızlı büyüyor. Faktöriyel değerleri de çok hızlı büyüyor. O yüzden 100 lira, 200 lira çıkamayacaksınız. Tamam mı? Ama bu ikisi de anında cevap verecek. Ama bu ikisi arasında dağlar kadar fark olacak. Peki niye farklı? Biraz önce yazmıştım 5 için hatırlıyorsunuz değil mi? 4 ve 3 lazımdı. Bunun için de 3 ve 2 lazımdı. Bunun için 2 ve 1 lazımdı. Bunun için 2 ve 1 lazımdı. Bakın 2 için problemi 1, 2, 3 kere çözdüm. 3 için problemi 1, 2 kere çözdüm. Aslında 6 lazımsa bana bunun için 5 ve 4 lazım. 4 için 3 ve 2 lazım. 3 için 2 ve 1 lazım. 2'yi kaç kere çözdüm? 1, 2, 3, 4, 5 kere çözdüm. 3'ü 1, 2, 3 kere çözdüm. Daha büyüseniz onun için baksanız tekrar tekrar aynı problemi çözüyorsunuz şu algoritmada. O yüzden bu algoritma çok yavaş. Bu algoritma ise bir problemi bir kere çözüyor. O yüzden bu algoritma hızlı. Bir, algoritmalar arasında böyle bir fark var. Bu algoritma evet çok silly bir algoritma. Yani kullanılmaması gereken bir algoritma. Recursive'i anlatmak için anlatıyoruz ama kimse bu algoritmayı kullanmaz bu problemi çözmek için. Ama recursive'i anlatmak için güzel bir örnek.
Ama çok yavaş. Yavaşlığı aynı çözümü birden fazla kere yapmasından kaynaklanıyor. Algoritmanın kendisinden kaynaklanıyor. Şununla karşılaştırdığımız zaman. Ama şu iki algoritmaya baktığımız zaman bu iki algoritma aynı miktarda iş yapıyor aslında. Çok fazla farkı yok. Farkı bu recursive call'lar yapıyor, bu iterasyon yapıyor. Peki bunlar arasında hangisi hızlı? Evet, iteratif olan hızlı. Ama bu hızı siz 50'de, 60'da, 100'de fark edemezsiniz. İkisi de anında cevap verir. Ama mesela 60'ın faktörelini 1 milyon kere hesaplayın. Her ikisiyle de. O zaman farkı görürsünüz. Tabii ki bu yavaş çalışacak biraz. Ama az bir şey yavaş çalışacak. Tamam? Anlaşıldı mı? Bunlar aynı işi yapıyor. Algoritmaları yaklaşık aynı. Ama bu iki algoritmanın arasında dağlar kadar fark var. O yüzden bu ikisinin arasında performans farkı çok büyük. Ama bu ikisinin arasında çok küçük bir performans farkı var. Yine iteratif hızlı. O da iteratif hızlı. İteratif algoritmalar genelde hızlı. Ama recursive algoritmalar hala değerli. Niye değerli? Çünkü bazı problemler var ki iteratif olarak çözmek zor. İteratif olarak çözerken daha çok yanlış yapıyorsunuz. Recursive mantığı daha uygun o algoritmalar için. O algoritmalarda recursive yazsınız. Biraz performanstan kaybederim ama benim için önemli olan şeylerden bir tanesi doğru bir şekilde implementasyon ve o implementasyonu zaman içerisinde rahat modifiye edip düzeltebilmek, geliştirebilmek. Değil mi? Önemli bir beklentim benim bu yazılımdan. O tarafı çok iyi karşılıyor recursive bazı problemler için. Recursive problem. Evet. Peki hocam, iteratif implement edebildiğimiz durumda recursive bakmamıza gerek yok değil mi? Evet. Normalde profesyonel hayatınızda evet. Ama tabii ki burada iteratif yapıp çok kolay yapabileceğiniz şeyleri recursive yapın diyeceğiz tabii. Burası kısıtlı bir dünya. Evet. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Tamam, hadi alalım. Bir slide de diyeceğim ya. Ne kadar kötü.